Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Üsküdar'da yapıyoruz. Son günlerde kamuoyunu iyice meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat olayını seçmenlerimize soracağız. Bakalım konu hakkında bilgi sahibiler mi, değiller mi? Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. From? I'm from Ethiopia. Ethiopia, yeah. Yes. What do you think in Istanbul? Everything is good, everything is well nowadays. Like, I'm a student. Ozi University. I'm studying gastronomy. Dilan Polat ve Engin Polat çifti var. Son günlerde gündemdeler. Tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Yok maalesef. Bilmiyorsunuz. Dilan Engin Polat çiftinin sosyal medyada gündemler. Biliyor musunuz ne oldu? Evet biliyorum. Ne biliyorsunuz? Yani dolandırıcı olduklarını duydum. Yani firmaları vergi kaçırıyorlarmış. O yüzden de firmalarına... Daha önce paylaşımlar bunlar çok çirkin değil mi yani böyle para? Evet. Evet, evet. Evet, normalde de zaten görgüsüzlük yapıyordu. Doğru. O yüzden zaten belli oldu yani bu kadar para nereden geliyormuş belli oldu. Belli oldu. Sosyal medyadan tanıyorum ve kameraya bakmak istemiyorum. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yani bir illegal yollar çevirdiği belli. Şu an devletimiz onu bulmaya çalışıyor. Bu kadar. Yani çok bir şey düşünmüyorum. İlgilenmiyorum da onlarla. He? Dilan Polat, Engin Polat. Duydunuz mu? Duydum. Ne yapıyorlar? Kimler onlar? Geçelim onu. Aman bırak, nalet olsun onlara. Nalet olsun. Dilan, Engin, Polat bunlar ufak şeylerdir. Aslında ülkeyi sopasağına çeviren insanlara yönelmeleri lazım. Bunların üzerinde milletin gazını alıyorlar. Daha büyüklere diyorsun. Daha büyüklere yönelmeleri lazım. Bazı şeyler bir arkadaş onu bazen yurt dışında işleme koyuyor. Onların üzerine gitmelidir. Dilan Engin Polat çiftini duydunuz mu efendim? Dilan Engin Polat çifti. Evet. Bu kaçak para falan filan, kara para bir sürü şeyde konuşuluyor. Tam vakıf değilim. Tam vakıf değilsiniz. Dilan Engin Polat çiftini duydunuz mu efendim? Evet, takip ediyorum. Kaçakçılığı, kaçak. Kaçakçılığı, kara para. Evet. Peki Dilan Polat, Engin Polat çiftini duydun mu hiç? Polat'sı soyadları duydum ama öyle... Onları işine... bilmiyorsun. Yok, duymadım. Duymadınız. Sosyal medyada kara para aklama maklama işleri var. Duymadım hiç. Öyle bir şey duydum ama... Peki Dilan Polat, Engin Polat çiftini duydunuz mu? Duydum. Ne geliyor aklınıza? Sosyal medya fenomenleri kara para aklama işinden tutuklandılar galiba haklarında. Sosyal medyadan tedbir kararı çıktı. Peki. Duydum da o zamana kadar hiçbir kimse duymamış. Hiçbir kimse hakkında soruşturma yapmamış. Zamanında mı yapsalardı diyorsunuz? Ne öyle saat her şey zaman bir insanın başına geldikten sonra harekete geçiyorlar. Ondan evvel araştırma yapsınlar. Niye yapmıyor evet? Kim? Dilan Engin Polat çiftini. Ya onlar zaten aldı götürdü. Neyini duyacaksın onu? Engin Polat, Dilan Polat çiftini duydun mu hiç? Aklına ne geliyor? Duymadım onlar. Onlar kim? Onlar da mı şey? Başkan mı? Devleti dolandırmışlar. Dolandırmışlar. Evet. Aa, niye? Dilan Polat, Engin Polat çiftini duydunuz mu efendim? Sosyal medyada para... Duydum efendim. Peki Dilan Polat, Engin Polat çiftini duydunuz mu, duymadınız mı? Duydum. Ne yapılmasın onlara? Cezaevine mi atılsın? Cezaları verilecek. Çünkü ben 20 senede bir ev ancak bir ev alabildim. İkinci evi alamadım. 20 Bunlar senede var. Ha, bugün ben 63'e girdim. Bir evi zor aldım. O kadar şey. Onlar para saçıyor. Onlar para saçıyor, kara para saçıyor. Peki. Şimdi. Peki Dilan Polat, Engin Polat çiftini duydun mu? Duydum. Kara para aklıyorlarmış. Ne olacak onlar? Ne olsun? Abi içeri girsin de kara para aklıyorlarsa vergilerinden kaçırıyorlar. Peki Dilan Polat, Engin Polat çifti diye birisini duydunuz mu? Duymaz mıyım? Sürekli gündemde. Ne düşünüyorsunuz? Onun için de yanıt vermeyeyim. Herkesin yaptığı kendine, bir şey diyemiyorum onun için. Evet, evet, benim beterin gidelim. Senin beterinmeye zaten ihtiyacın yok. Sen tanınmış insansın. Dilan Engin Polat çifti diye birisini duydunuz mu efendim? Yok. Yok. Duydum. Kim? Kara para aklayarak zengin olan, bizim ödediğimiz vergileri kaçıranlar, bizim babamızın, annemizin aldığı hani emeğimizi kaçıran insanlardı kendileri. Ne yapılması lazım onlara efendim? Yani şöyle, yüksek derecede bunların ceza alması gerekiyor. Evet, her şey alınması gerekiyor aslında. Hapis cezası ve devletin kendisine alması lazım bunları. Tabii tabii. Dolarları saçmalar falan. Hak ettiler. Bulsunlar. Hak ettiler, bulsunlar. Tamam. Duydum abi. Kim, ne yapmışlar? Abi onlar kara para aklamışlar. Mail orderlık yapmışlar.
Mail ordu ne demek? Abi şimdi başka insanların şeylerine sahtelik falan. Sahtelik yapmışlar abi. Hak ettiler mi bu olaylar? O tarz şeyler. Efendim abi? Hak ettiler mi bu gözaltına alma falan? Hak ettiler abi. Çeksinler. Yapılmaması gerek. Kara para. Şu dolandırıcılar kara para aklama filan davası. Evet. Ne yapılması lazım onlara? O işi yapanlara müdahale etmek lazım. Eğer yapıyorsak bir tane değildir onlar herhalde ya. Çünkü Türkiye'de ha tatlı hayat yaşayan nice nice insanlar var. Biz vitrinden bakmaya hani çekiniyoruz görkemle. Su 4 lira mı 7 lira mı ona bakıyoruz. Ha. Ama bir bakıyoruz ki oho içeride şey dağıtanlar var. Doğru. Servet dağıtanlar var böyle hani. Hepsinin birden hakkından gelmek lazım veya hepsine birden araştırma başlatılması lazım. Başlatıldı zaten efendim. Masakel koydu.